Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, İstanbul'dan selamlıyorum herkesi ve Ulusal Kanal'ın ana stüdyosundan bugün ilk kez Azerbaycan gündemini sunacağız. Geçen hafta Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin ortak gündeminde olan konuları aktarmaya çalışacağız. Evet, Polonya'nın başkenti Varşova'da 2 hafta boyunca düzenlenen AGİT İnsan Hakları Zirvesi'ne bizler de katıldık ve bu kez ana vatanımız Türkiye hakkında konuşmalar yaptık. Çünkü buna çok ihtiyaç vardı. 15 Temmuz olaylarından sonra özellikle de AGİT platformunda Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik çifte standartlı konuşmalar ve suçlamalar nedeniyle AGİT'in insan hakları toplantılarına resmi olarak katılmadı Türkiye. Bunu bir fırsat olarak gören Türkiye düşmanları özellikle de FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin siyasi uzantıları Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açtı. Bu bağlamda bu güçlere karşılık vermek ve Türkiye'mizi savunmak için Varşova'da peş peşe konuşmalar yaptık. Türkiye'nin terörle mücadelesini konuştuk. Türkiye'deki mevcut siyasi özgürlük ortamını, milli ve dini düzeydeki durumu aktardık. 5 milyondan fazla Iraklı ve Suriyeli mültecinin Türkiye'ye sığındığını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği o sözleri yerine getirmediğini açıkça ilan ettik. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın bölgedeki tehdit ve şantaj davranışlarını şiddetle eleştirdik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı yaptırımları konuştuk. AGİT'teki bu konuşmalarımız Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının yanı sıra ABD ve Fransa temsilcilerini de endişelendirdi. Türkiye hakkında ilk defa bu kadar açık konuşmalar duyuyorlardı. Gerçekleri yüksek sesle duymaktan hiç hoşlanmadılar. Buna rağmen AGİT'te Türkiye'yi hakkıyla savunmaya çalıştık ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. The next one, which is the Turkish Institute for Democracy and Human Rights. The floor is yours, please. Thank you, Mr. Chair. My name is Ahmet Şahidov. I represent Turkish Institute for Democracy and Human Rights. And in today's speech, I want to talk about the freedom of expression and the state of the press in Turkey. But before starting my speech, I want to reply to one of the previous speakers who talked about the media freedom in Turkey and claimed that representatives of Zaman, Samanyolu and other media organizations are being persecuted. I want to remind this speaker and all of you that Gulen movement, also known as a FETÖ terrorist organization, is an international terrorist organization that attempted a military coup in Turkey in 2016, killed more than 200 innocent people in Istanbul and other cities of Turkey. And the media organizations you mentioned are the media wings of this terrorist organization. Persecution of those who makes terror is normal in Turkey and it's practiced all over the world. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, geçen hafta hem Azerbaycan hem de kardeş Türkiye için uluslararası arenada önemli bir haftaydı. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın gündemindeydi. Üç ülkenin liderleri Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ilk kez bir masada Azerbaycan-Ermenistan konusunu görüştü. Bu görüşme aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan'ın dış politikada birlikte yürüdüklerini de göstermiş oldu. Şuşa deklarasyonuna imza atan iki kardeş ülke her konuda birlikte düşünüyor ve birlikte hareket ediyor bugün. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Prag'da Azerbaycan ile ilgili konularda bu kadar hassasiyet göstermesi Azerbaycan toplumunda Türkiye'ye ve onun lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgiyi artırmaktadır. Prag'da görüşülen konular arasında Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanması gündemdeki konulardan biriydi. Ve bu bağlamda Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel dörtlü görüşmesi de dikkat çekicidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması konusunda dörtlü bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren bu toplantıdan sonra basına herhangi bir açıklama yapılmadı.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında barış sürecinin başlatılması için daha önce de temaslar olmuştu. Aliyev, Paşinyan ve Michel Brüksel'de 4 kez bir araya gelmişti. 31 Ağustos'taki son görüşmede barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırma hususunda mutabakat sağlanmıştı. Görüşme sonrasında Aliyev ve Paşinyan Dışişleri Bakanlarına barış anlaşmasının taslak metinleri üzerinde çalışmak üzere 30 gün içinde bir araya gelme talimatı vermişti. Ancak 12 Eylül'de Ermeni ordusunun ateşkesi ihlal etmesinin ardından meydana gelen askeri çatışmalar taraflar arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. Bu yüzden Prag toplantısı çok önemliydi ve önemli sonuçlara da imza attı. Prag'da Ermenistan ve Azerbaycan ilk kez birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdılar. Aslında bu büyük bir gelişmedir. Evet, Ermenistan nihayet ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdı. Ermenistan ve Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kararnamesi ve her iki tarafın da birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığı 1991 Almata bildirgesine bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Avrupa Birliği, iki ülke arasındaki devlet sınırlarını tam olarak belirlemek ve durumu yerinde kontrol etmek için bir misyon oluşturdu. Avrupa Birliği'nin bu misyonu Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında faaliyet gösterecek. Misyon Ekim ayında başlayacak ve en fazla 2 ay sürecek. Misyonun amacı güven oluşturmak ve raporları aracılığıyla sınır komisyonlarının işleyişine katkıda bulunmaktır. Ermenistan-Azerbaycan sınır komisyonlarının bir sonraki toplantısı ise bu ayın sonunda Brüksel'de yapılacak. Aslında Prag'da oldukça ciddi bir tarihi olayın yaşandığını, Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ve Güney Kafkasya'da yeni bir sürecin başlatıldığını söyleyebiliriz. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra, 10 Kasım'da üçlü bildirinin imzalanmasından sonra, savaş sonrası dönemde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında birkaç kez görüşmeler yapıldı. Gerek Brüksel'de, gerekse Rusya'da yapılan görüşmelerde bazı ilerlemeler ve olumlu yönler olmasına rağmen Ermenistan'ın provokasyonları nedeniyle barış, sınırın belirlenmesi, bölgede iletişimin açılması ve işbirliği konularında somut bir sonuç alınamadı. Ağustos-Eylül aylarında Ermenistan'ın 12-14 Eylül'de provokasyonlar yaparak yok ettiği barış anlaşması hakkında iyimser görüşler vardı. Ve bu çatışmalarda Ermenistan aslında iyi bir ders almış oldu. Sözde saldırganlık iddiaları gerçekleşmedi. Bazı devletler ve kuruluşlar Azerbaycan'a karşı ön yargılı davransalar da dünyanın ana ve belirleyici merkezleri Ermenistan'ın bu hilesini nihayet ki anladı. Normalde Ermenilerin bundan sonra Azerbaycan ile anlaşmaktan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmekten başka bir çıkış yolu olmadığı sonucuna varmaları gerekiyor. Bu bağlamda Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı Ermenistan için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu etkinlik çerçevesinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Charles Michel'e arabuluculuk görevi için teşekkür etti ve Azerbaycan'ın Brüksel formatını desteklediğini kaydetti. Bu Azerbaycan'ın barışa ve istikrara ne kadar önem verdiğinin özel bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Michel ile yapılan görüşmede Kasım ayında Brüksel'de yapılması planlanan üçlü toplantının gündemi de ele alındı. Önümüzdeki ay Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla üçlü bir toplantı daha yapılacağı şimdiden doğrulandı. Bu bilgi yayılır yayılmaz beyinlere bir düşünce hakim oldu. Ermenistan Başbakanı Kasım ayında bir barış anlaşması imzalamaya cesaret edecek mi? Yoksa provokasyonlara mı başvuracak? Ermeni muhalefetinin tehditleriyle ortalığı dağıtacak mı yine? Kafkasya'da barış istemeyen güçlerin ve Ermeni lobisinin etkisi ne olacak peki? Ne de olsa barışa her yaklaştığımızda aynı şeye tanık olduk. Ermenistan'ın geri adım atmasını, Ermeni lobisinin araya girmesini, Ermeni ordusunun ateşkesi bozmasını gördük. Bu nedenle Kasım ayında barışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda imser ve net düşünmek mümkün değil. Ancak Prag'daki toplantı azıcık da olsa pozitif atmosfer
yarattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Avrupa siyasi topluluğu toplantısı çerçevesinde gerçekleşen görüşmeden bahsediyorum. İlk defa bu formatta bir polemik yapıldı. Görüşmeler sırasında çekilen fotoğraflardan Erdoğan ve Aliyev'in Paşinyan'a gerçekleri bir kez daha anlattıklarını görüyoruz. Ona ne dediklerini bilmiyoruz aslında. Detaylar hakkında konuşamayız. Ancak formatın kendisi, yüz ifadeleri ve jestleri Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin barıştan ve iletişim ve koridorların açılmasından başka bir çıkış yolu olmadığını Paşinyan'a anlattıkları ortada. Gerçekleri anlamamanın, Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı dinlememenin sonuçlarının ne olacağını hiç kuşkusuz Paşinyan iyi biliyor. Azerbaycan'ın öne sürdüğü 5 şartın Ermenistan dahil tüm bölge ülkeleri için yararlı olduğunu da biliyor. En önemlisi, Nikol Paşinyan son zamanlarda bir devlet olarak Ermenistan'ın geleceği için bir barış anlaşması imzalama niyetinde olduğunu itiraf etti. Ancak o sırada onu linç ettiler ve vazgeçtirmeye çalıştılar. Sonra 12-14 Eylül olayları yaşandı. Ermenistan bir bütün olarak anladı ki barışmazlarsa devlet olarak yok olurlar. Prag'da yapılan bu görüşmeler Ermeni medyasında tam bambaşka bir şekilde yorumlanmakta ve Başbakan Nikol Paşinyan üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmaya çalışmaktadır. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Prag'da yapılan bu görüşmelerin ileriye doğru bir adım olduğunu söyledi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakında bir barış anlaşması imzalanacağını bildirdi. Aliyev, Avrupa siyasi topluluğu toplantısı için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği dörtlü görüşmeden sonra Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu. Yavaş yavaş barışa yaklaştıklarını ümit ettiğini söyleyen Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in bu alandaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Aliyev, Brüksel'de birkaç kez üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini ve her seferinde barışa biraz daha yaklaştıklarını ifade ederek, dörtlü görüşmede de önemli konular konuşuldu ve bu görüşmenin de barış anlaşmasına varılması açısından önemli olacağını düşünüyorum. Temaslar halen devam etmektedir. Tekrar buluşmak üzere sözleştik. Artık barış süreci hızlandırıldı dedi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın ilk toplantılarını yaptığını ve toplantıların kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayan İlham Aliyev, bakanlar yakında ikinci kez bir araya gelecek. Biz iki ülkenin çalışma gruplarının bir araya gelmesini ve birkaç gün içinde barış anlaşması metninin hazırlanması üzerinde çalışmalarını önerdik. Bizim niyetimiz böyle ifadelerini kullandı. Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, tarihi adaletin yeniden tesis edileceğini de bekliyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması imzalanacak ve bölgede barış ve huzur sağlanacaktır inşallah. Ve bu vesileyle Azerbaycan gündemini burada noktalayalım bugün. Yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya efendim, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.